Bak diyor ki gene Müslim, Sahih-i Müslim iman bölümü, İbn-i Mace'nin de Fiten bölümünde Sahih hadis var geçiyor. Kadınlar çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen, aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim. Peygamber iftira bu. Peygamber kadınlara aşık. Nasıl bir söz bu ya? Hoca çıkıp bunu açıkça, Mehmet Görmez hocam, bunlar uydurma hurafelerdir diyecek. Peygamber böyle şey söylemez. Kur'an'ın ruhuna da aykırı diyecek. 99 kadından biri cennette, diğeri ise cehennemdedir. Yani %99 cehennemde diyor. Nerede geçiyor bu? Sahih Buhari'de diyor. Kardeşim Sahih Buhari'de bu geçerse işte kadın düşmanlığı körüklenir. %99 ne demek ya? Erkekler için böyle bir durum yok. Oluk oluk cennete gidecekler diyor. Ama kadınların ancak %1'i gidebilecek, %99 cehenneme gidecek diyor. Bunu diyenin kendi gider cehenneme. Allah'a sevgisi. Kadınlar naif, güzel, tatlı, hoş. Dünyanın çiçekleri onlar, dünyanın süsü. Niye cehenneme gitsin? Yani her ne olursa olsun gidecekler diyor. Çok korkunç bir ifade bu. Kadın akıllı, kadın temiz, şefkatli, merhametli. Bütün mümin özelliklerini üstüne topluyor. Yani %99 cennete gidecek desen akıl alır. İnşallah öyle olur. Ama öbür türlü olmaz. Gene Sahih Müslim'de cehennem halkının çoğunu kadınlardan olacak diyor. Kadınları az miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakın. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur. Bütün sahih hadis kitaplarında var. İbni Cevzi de var, Suyuti de var, İbni Arak, Tenzihü Şeria hepsinde var. Bunlar hurafedir diyeceksin. Kur'an'a uygun değil diyeceksin bunlar. Hayır, dünyanın en güzel süsü. Hatta kadın için ölüp bayılıyorlar, kendini vuranlar var. Efendim intihar etmeye kalkıyor. Cinnet geçiriyor, divane oldum diyor, şarkılar, türküler söylüyor. Bu kadar seviyorsun madem. Niye bu kadar aşağılıyorsun ya? Bütün şarkılar, türküler kadınlar için söylenmiştir, şiirler. Zoruna ne oluyor ya? Dünyanın en nefis, en güzel varlıklarına, en nazik, en nazenin, en halis, en hoş varlıklarına sadece hürmet ve sevgi gösterdiler. Belli ki bunlar hurafe.